Arkadaşım köklü sayılar konu anlatım videolarını izledin. Konu anlatım sonlarındaki o soru çözümlerinde bahsettik, yine siz anladınız. Şimdi artık soru çözümlerine geçebiliriz. Soru çözümlerinde dikkat etmenizi istediğim noktalar var. Ben TEOG sınavında bu çıkabilir diye yıldızla belirttiğim ifadeler olursa onları muhakkak ve muhakkak not alın. Tüm soru çözümlerini aslında not alabilirsiniz. Testlerde illa ki karşınıza çıkacaktır. Ve TEOG zamanını yakın bir zamanda da bunları tekrar niyetine yine çözersin. Bunlar senin faydana olacaktır. Bundan eminim. Ondan sonrasında arkadaşlar şöyle bir özel bir durumdan bahsedeyim. Videolarımı beğenirseniz eğer beğen butonuna basıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Onların da faydasına olacak bir şey olduğunu düşünüyorsanız önerin. Biz de büyüyelim. Kanalımız da biraz daha büyümeye başlasın. Bu şekilde videolarımızın devamlılığı da olur. O yönden de ricamdır size. Hemen soru çözümlerine geçiyoruz. Başlayalım arkadaşlar. Birinci soru TEOG sınavında daha önce sorulan bir soru. Aşağıdakilerden hangisi tam kare sayı değildir? Arkadaşlar tam kare sayıyı bahsetmiştim. Kökün içerisine girdiğinde dışarı çıkabiliyorsa, kökün içerisinde hiçbir sayı kalmıyorsa bu tam kare sayıdır. Mesela atıyorum, örnek verelim hemen. Diyelim ki 400. Hocam kökün içerisinde ben 400'ü yazsam, desem ki hocam 400 dışarı 20 olarak çıkıyor. Evet çıktı. O zaman bu tam kare bir ifadedir. Sonra geliyorum 196. 196 hocam 16 ile 16'nın çarpımı 16 olarak çıkar. Evet doğrudur. 256 sayısı. Arkadaşlar 256 sayısı neyle neyin çarpımı? Düzeltiyorum şurası 14 olacak. 256 sayısı da neyle neyin çarpımı arkadaşlar? 15 kere 15 225'ti. Bunu biliyorduk. O zaman bir sonraki sayımız olan 16'yı deneriz. 16 kere 16 256 eder. Fakat kök içerisine 200 sayısı dışarı çıkmaz. Şöyle çıkar daha doğrusu. 10 kök 2 olur. Bu da tam kare bir ifade olmaz. O yüzden direkt B seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Karşınıza bu çıkabilir. Ben size uyarayım. Köklü sayılarla ilgili basit soruları da barındıracak olan TEOG 1 sınavında bir tane çıkacağını ya da buna benzer bir ifade çıkacağını düşünüyorum. 150 sayısına en yakın tam kare sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 150 sayısından bir önceki sayı neydi mesela? Atıyorum 144 sayısı vardı ki 12'nin karesinden dolayı. Bir de 13'ün karesinden dolayı 169 sayısı vardı. Bu iki sayının aralığındaydı 150. Kök 150 yani. Tamam. O zaman ne dersiniz? Siz 144 sayısına daha yakındır dersiniz. Karşınıza şöyle problemvari sorular da çıkar. Bu basit düzeyde gerçi ama bir sepette 225 tane kök içerisinde 225 tane elma vardır. Bu elmalardan kök içerisinde 121 tanesi yenilirse geriye kaç elma kalır? Arkadaşlar kök içerisindeki 225'in değerinin biz 15 ettiğini biliyoruz. Kök içerisindeki 121'in değerinin de 11 ettiğini biliyoruz. Bundan bunu çıkarırsak geriye kaç tane elmamız kalmış olacak? 4 tane elmamız kalıyordur. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu tarz ifadeler kesinlikle testlerde de karşınıza çıkmıştır, çıkacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken köklü sayının temel mantığını, ilk mantığını anlamanız. Yani kök içerisinde 16 dışarı 4 olarak çıkar mı? Evet, doğrudur, çıkar. 25 dışarı 5 olarak çıktı mı? Çıkar. Kök içerisindeki eksi 3'ün karesi, eksi 3'ün karesini hesaplarsan ne olur? Kök içerisinde 9 olur. 9 dışarı çıkar mı? Evet, 3 olarak çıkar. Bu da çıkar. Ama kökün içerisi hiçbir zaman negatif olarak çıkmaz demiştik. Kök içerisinde 2x artı 1 sayısı kökün dışındaki 5'e ifade ettiğine göre x eşittir. Arkadaşlar böyle denklemvari sorularda şöyle yapın. Her iki tarafında karesini alın. Her iki tarafı da kök içerisine alın. Bu tarz ifadeler yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ama biz şunu biliyoruz. Bakın direkt çözüm yolu şöyle yapabiliriz. 25'in kökün dışına çıktığımda 5 olduğunu bildiğime göre şu ifadenin 25'e eşit olması gerekir. O zaman derim ki 2x artı 1 eşittir 25. 2x eşittir 24. X buradan 12 gelir. Tamam. X kare eşittir 15 ise x aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi olabilir? Hangileri olabilir? Yani bu tarz seçenekler de verebilir size. O zaman şöyle yaparsınız. Bakın arkadaşlar şunu biliyorum ben. Diyorum ki x'in karesi 15'e eşitse her tarafı da kökün içerisine alsam bu denklem olduğundan dolayı
X eşittir kök 15 çıkar. Yani 2 numaralı seçenek doğrudur. 15 bölü 2 olmaz. Eksi 15 bölü 2 de olmaz. Ya hocam kökün dışındaki eksi 15 olur mu? Olur arkadaşlar. Neden olur? Bakın şu şekilde yapacak olursam ben bunun karesini alırsam zaten gene 15 eşit çıkmaz mı? Eksiye eksiyle çarptığında artı olduğundan dolayı. Yani x'in bir diğer seçeneğinde eksi kök içerisinde 15 olur deriz. Tamam. İlk üçgen vermiş, kare vermiş, yıldız vermiş. Bunları kök içerisinde değerlerini vermiş. İşte bunlar aşağıdakilerden hangisi olabilirdi? Arkadaşlar buradakilerin hepsi de tam kare bir ifade olması gerektiğini düşünürsün. Tam kare olduğundan dolayı da hocam işte dışarı şöyle çıkarırım. Bakın mesela 81 dışarı ne olarak çıkar? 9. 196 dışarı ne olarak çıkar? Örneklerde yapmıştık. 14. 361 dışarı ne olarak çıkar? Şimdi 20 kere 20 400 ise 20'nin bir eksiğini düşün. 19. 19 kere 19. 9 kere 9 81. Dersin oradan işlem yapıp 361'e eşit olduğunu dersin. O zaman bunu da 19 kabul edersin. Sonra gelirsin. Diyor ki üçgenle yıldızı topla. Topladım kaç? 28. Böl kareye dikdörtgene neyse 14'e. Sonuç kaç çıktı? 2. Kök içerisinde kök, kök içerisinde gene kök, kök içerisinde kök. Arkadaşlar böyle sorular çıktığında içten dışarı doğru işlem yaparsın. Bakın 49 kökün dışına ne olarak çıkar? Şu bulunduğu kökün dışına 7 çıktı. Ne var? 2 ile 7'yi toplamış. Kaç çıktı buradan? 9. Kökün içerisinde değil mi 9? Kökün dışına çıkarsa buradan 3. Ne var burada? 33 ile 3'ün toplamı. Toplarsam kaç çıktı şurası? 36. Kökün dışına çıkıyor mu gene? Çıktı. Kaç? 6. 19'da 6'yı topladım. Kaç? Kökün içerisinde 25. Dışarı çıkar mı kökün? Evet, 5. Sonuç 5'tir dersiniz. Tamam. Anlatması da basit. Anlaması da kolay, zevkli olan bir konu. Ya da bir başlık. Aşağıdakilerden hangisi 5 kök 2 ile 8 arasında yer alır? Arkadaşlar iki sayı verdiyse biri köklüyse ikisini de kökün içerisine alın. Niye? Bu kökün dışına çıkmıyorsa bu kökün içine girer. Tamam. Ne yaparsın? 5 kök 2. Kökün içerisine yazayım. Nedir? 5'in karesi çarpı 2. 5'in karesi ne oluyor arkadaşlar? 25 çarpı 2. Haliyle burası ne geliyor? Kök 50. 5 kök 2'miz kök 50'ye eşitmiş. 8. Kökün içerisine sokarsam kaç çıkıyor direkt? 64. Diyor ki şimdi soruyu yeni halini kök 50 ile kök 64 arasında bir sayıdır diyor. Bak 7 ne? Kök 49. Bu ikisinin arasında değil. Buna bakarsam 7 zaten değil. Kök 3 katı hiç olmaz. Buna bakarsam içeri sok 4, 4 kere 15, 60, 50 ile 64 arasında mı? Evet. Tamam. Bu soru da çıkacağını düşünüyorum. Buna benzer bir aralık ya da sıralamasını sorar. Eşitliğinde A yerine yazılabilecek sayı aşağıdakilerden hangisi? Ne yapmış? Kök 25'ten. Kök A'yı çıkarmış, kök 45 bölmüş. Arkadaşlar bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa. Bu slogandır. Denklem çözmenin mantığı. Ne yaparsın? Kök içerisindeki 125'i eksi a'yı bu tarafa attım, 45'i bu tarafa attım, 45 eksi olarak geçti, a da buraya geçti. Şimdi ne yaparım? Kök 125, kök 45. İkisi de aynı kök değilse ortak bir kök bulacak şekilde bunları parçalarım. Derim ki 125'i 25 çarpı 5 yapayım. Bak 125 neydi? 25 çarpı 5. 25'i dışarı çıkar 5. Ne oldu? 5 kök 5. Kök içerisindeki 45'e bakın arkadaşlar şimdi. 45 nedir? 9 ile 5'in çarpımı. 9 dışarı çıktı mı? Evet. 3 kök 5. Bundan da bunu çıkarırsam ne kalıyor? Kök A dediğim ifade ne olmuş arkadaşlar? 2 kök 5. Şimdi ne yapacağım ben bu defa? A kök içerisinde fakat burada hepsi kök içinde değil. Bunu da kök içerisinde sokarsam ne yapar? 4, 4 kere 5, 20. Kök içerisindeki a ifademiz kök içerisinde 20'ye eşitse a buradan 20 olur deriz. Tamam. İşleminin sonucu tam sayı yapan x değeri için kök x kaç olabilir? Bakın arkadaşlar x sayısını öyle bir seçmiş ki 91 ile topladığında burada bir çıkacak. Kökün dışına çıkacak. Tam sayı diyor ya zaten. Buradan da 34'ten de bir şeyi çıkardığında bu da kökün dışına çıkar. Ben hemen şundan şüpheleniyorum arkadaşlar. Bakın. Burada bir sayı var. Ne var? 100'e yakın bir sayı var. Ne yaparım? 100 yapması için x'i 9 alırım. Niye 100 seçtim? 100 dışarıya 10 olarak çıkıyor. 9'u buraya koyarsam ne yapar? Burası kök içerisinde 100 olur. Tamam.
34'ten de 9'u çıkarırsam ne yapar? 25 olur. İkisi de kökün dışına çıkıyor mu? Evet, çıkabiliyor. O zaman x'in alabileceği değere kaç deriz biz? 9. Kök içerisinde neyi soruyor şimdi? 9'u soruyor. Kök içerisindeki 9 dışarı 3 olarak çıkar derim. Diğer bir soru. Kök 75 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır? Bakın arkadaşlar, bu soru TEOG sınavında daha önce soruldu. Sayılarını değiştirdi. Şimdi kök 75 sayısına en yakın tam kare olan ifade ne var? Kök 64 var. Bundan sonra en yakın olan ne var? 8 kere 8 64'tü. 9 kere 9 81 var. Kök içerisinde 81 var. Şimdi bu ikin aralığı ne? 8 ile 9 aralığındadır derim. Yani kök 75 sayısı 8'den büyük, 9'dan küçük olur derim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, böyle bir işlem vermiş kökün içerisinde. Burada şöyle yapıyorduk. Kural neydi? Kökün içerisinde bir sayı varsa bölüm durumunda ikisi kökün dışına ayrı ayrı çıkar. Yani 25 bölü kök 36 derim. Eksi. Şunu kök 16 bölü kök 81 derim. Şunu da kök 64 bölü kök 81 olur. Şimdi her birini ayrı ayrı kökten çıkar. 25 çıktı, ne oldu? 5. 36 çıktı, ne oldu? 6 eksi. Dışarı çıktı, ne oldu? 4. Arkadaşlar, şurası artıymış. Düzeltiyorum. Yukarıda artı olduğundan dolayı. 16 4 olarak çıktı. 81 9 olarak çıktı. Eksi. Şu 8 olarak çıktı. Şurada yine 9 olarak çıktı. Artık bundan sonraki işlem ne oluyor? Rasyonel sayılardaki toplama, çıkarma. Şunları kendi arasına yapıyorsun. Buradan paydalarını eşitliyorsun. Oradan işlem yapıyorsun. Soruyu sana bıraktım arkadaşım. Son sorumuz, A sayısını vermiş, B sayısını vermiş, C'yi, D'yi, bunları sıralayın demiş. Arkadaşlar, bu tarz sorularda sıralama yapmak istiyorsanız hepsini bir kök içine sokarsınız. A zaten kökün içinde mi? Evet, kökün içerisinde 27 yazdım. B nedir? Kökün içerisinde 2 içeri sok, 4, 4 ile de 5'i çarparsam ne yapıyor? 20. C sayısı zaten negatif ama gene de yapayım. 3 içeri sok, 9, 9 kere 5, 45 ama eksi 45. D sayısı da ne oluyor? 2'yi içeri sokarsam 4, 4 ile de 8, 7'yi çarparsam ne yapar? 28. Şimdi arkadaşlar, en küçük olan ne? C. Ondan sonraki küçük olan ne? Bunların arasında B. Sonra küçük olan ne? A. Sonra küçük olan ne? D. Yani en büyük D, en küçük C olacak şekilde sıralayabilirim. Buradaki püf nokta şu eksi olduğundan dolayı direkt zaten en küçük bu sayı oluyor. Diğerlerinin arasında kıyaslama yapıyorum. Onların hepsinde bir kökün içerisine sokabiliyorum. Arkadaşlar, ilk videom bu kadar soru çözümüyle ilgili. Yine soru çözüm seri şekilde videolarını çekeceğim. İlerleyen zamanlarda kazanım testlerinin de videolarını çekmeye devam edeceğim. Bu videoları eğer dikkatli bir şekilde soru çözümlerine bakarsanız, izlerseniz inanıyorum ki ben TEOG'dan 20'de 19, 20'de 20 yapacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin arkadaşlar.